Son oluşumda oluşan DE2E1C1 paralel kenarının alanı 30√3 birim kare olduğuna göre ABCD paralel kenarının çevresi kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar şu şeklimi geliyor. Tamam, şuraya yapıştırıyor. Şuraya da gelip şurası şuraya gelecek şekilde şöyle şu şekilde gelip buraya yapıştırıyor. Şimdi benim C1 açım kaç? 30 derece. Bakın görmeniz açısından ben şu uzunluğumu A dersen şurası da A değil mi? Paralel kenardan şurada A. Baktığımda burada bir ikiz kenar oluştu. Şöyle Z kuralından 30 buraysa 30 da burası oluyor. 120 derece de şurası. Şimdi 30'un baktığı A ise 120'nin baktığı A küküçtü değil mi? Ben şu uzunluğumu ne buldum? A küküç. Şu uzunluğum nedir? Bakın şurası değil mi? Burası ne? 4 artı A. Geliyorum yazıyorum. 4 artı A. Şimdi arkadaşlar burada alan hesabı yapmak için illa yüksekliğe ihtiyacımız yok. Eğer açımızı biliyorsak, iki tane de kenarımızı biliyorsak formülümüz neydi? 4 artı A çarpı A küküç iki kenarımın çarpımı çarpı aradaki açım. Sinüs 30. Eşitmiş neye? 30√3'e. Değil mi? Buradan küküçler gitti. Şöyle. Buradan 4 artı A çarpı A çarpı sinüs 30 1/2 değil mi arkadaşlar? 1/2'yi karşıya atarsam buradan eşittir 60 derim. Arkadaşlar 60'ın çarpanları neler? 6 çarpı 10, 5 çarpı 12 bunun gibi şeyler. Böyle bakacak olursam şimdi 6 koysam 6 artı 4 10. Hemen ilkinde tuttu. Buradan A'yı 6 bulurum. Benden çevre istiyordu. Buradan 6 artı 6 12 artı 6'yı gelip yerine koydum 10. 10 da yukarısı olacaktır. 20 de buradan geliyor. Çevreyi 32 birim bulurum. Matematik öğretmeni Necdet Bey öğrencilerinin derste çözmeleri için tahtaya bir etkinlik yazıyor. AB kenarı kısa, AD kenarı uzun olan bir paralel kenar çiziniz. Şöyle paralel kenarı çizelim. Ne diyor? AB kenarı kısa. O zaman şurası AB olsun. Şöyle C, D diye harflendirelim. AD kenarı da uzun olmuş oldu. Paralel kenarın ağırlık merkezi K olsun. Tamam, şurada bir yerde K olsun. BC kenarının AD doğrusuna göre simetriği B üstü C üstü doğru parçasıdır. Şimdi arkadaşlar şöyle BC doğrumuzun şöyle AD'ye göre simetriği ne demek? Şuradaki mesafe neyse şöyle aynı o kadar miktarda şu tarafa ışınlayacağız. Doğrumuz şöyle. Şurası B üssü, şurası da C üssü. B üssü ve C üssü noktalarını paralel kenarın ağırlık merkezi ile birleştiriniz. Şöyle geldim B üssünü K ile, aynı şekilde C üssünü K ile şöyle birleştirdim. Evet, alan K, B üssü, C üssü 36 birim kare olduğuna göre paralel kenarın alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar bakın, şurası ağırlık merkezi değil mi? Şimdi ağırlık merkezinden bir dik indiriyorum. Şöyle haşa, haş olsun. Şurası kaç olacak? 2h. Neden? Çünkü şuradaki yüksekliğimiz neyse bir o kadar simetri yaptık bu tarafa. Bakıyorsun yüksekliğim 3h. Taban alanım zaten değişmez. Mesela taban alanımı x diyeyim. Sabit. Odan geliyorum 3h çarpı x bölü 2 eşittir 36 birim kare ise bizden ne istiyor? 2h çarpı x'i. 2h çarpı x nedir? Buradan çarpı 2 bölü 3 yaptım. 1h'ı x'i bulmak için. Buradan 36'yı 3'e böldüm 12. 12'yi de 2 ile çarptım 24. 1hx 24 ise 2hx 48 yapar. Evet, oluşan motifin alanı kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar bunlar özdeş 6 tane paralel kenar. Şöyle benim şu açım kaçtı? 360. 6'ya bölersem her birini ben 60 bulur muyum? O zaman benim açım 60 ise gelip yerine yazıyorum. Şöyle şuradan bir yükseklik indiriyorum. Tamam, 90 derece. Şurası 30 derece. 90'ın baktığı 6 ise 30'un baktığı 3'tür. 60'ın baktığı da 30'un baktığının köküç katı olacağından ben yüksekliğimi 3√3 bulurum. Yüksekliğim 3√3. Tabanım da 8 ise ben bunları çarparım. 8 çarpı 3√3 benim bir paralel kenarımın alanı. Çarpı 6 tane de paralel kenar var. Eşittir. 6 kere 8 48. 48 çarpı 3 144√3. Bulurum. Evet, DK8 birim olduğuna göre
DKB üçgeninin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar ABCD paralel kenarının D köşesinin AB kenarına uzaklığı 6 birimmiş. Bu ne demek? D'nin buraya uzaklığı yani yüksekliği 6'ymış. Ben yüksekliğimi 6 biliyorum değil mi? Tabanım da 8 ise ben şu DKB'yi kaç bulurum? 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 birim kare bulurum. Evet, B ile D üssü noktası arasındaki uzaklık kaç birimdir? Hemen geldim. B ile D üssünü şöyle birleştirdim. Buradan arkadaşlar 30 derece döndürülmüş diyor. Yani şurası 30. 30 da şurası olacaktır. Toplamda 60 açımız. Uzun kenar 8, kısa kenar 5. Uzun kenara 8 dedim, kısa kenara 5 dedim. Burada kosinüs teoremi uygularsak 8'in karesi 64 artı 5'in karesi 25. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 5 çarpı kosinüs 60. Tabii kök içerisinde. Değil mi? Buradan ne gelir? 64, 25 daha 89 eksi kos 60 1 bölü 2. Değil mi? 8 çarpı 1 bölü 2'den 4 çarpı 5 20 çarpı 2 daha 40. Eksi 40'ı da yazdım. Tabii kök içerisinde. Buradan da eşittir. 89'dan 40 çıktı. Kök 49. O da eşittir 7. Bulurum. Evet, S1, S2, S3, S4 toplamı kaç birim karedir? 8 tane eş paralel kenar varmış arkadaşlar. Her birinin alanı 18 birim kareymiş. Şimdi her biri 18 birimse yarısı kaç? 9. 9 burası, 9 burası. Aynı şekilde 9 burası, 9 burası, 9 burası. 4 kere 9, 36 birim kare bulurum. Başlangıçta verilen birer paralel kenar ve ikizkenar yamuğun çevreleri toplamı kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, ben şu kenarların uzunluğuna x diyeyim. Şurası da x olacak. Şurada da y diyeyim. Aynı şekilde şurası x, şurası y. Buradan x artı y kaçmış? 10. Şurası ne? 2x artı y değil mi? O kaçmış? 16. Buradan taraf tarafa çıkartırsam y'ler gitti. 2x'ten x çıktı. X eşittir. 16'dan 10 çıktı. 6. Buradan x 6 ise gelip şöyle yerlerini yazıyorum. 6, 12, y buradan ne kaldı? 4. Aynı şekilde 6'ya 4 değil mi? Hal böyleyken 6 buralar, 4 buralar. Aynı şekilde 4, 4, 4, 6. Toplamı kaç yapıyor? 12, 8 daha 20 buradan. 12, 6 da buradan 18, 20, 18 daha 38 birimdir derim. Üst üste gelmeyen mavi boyalı bölgelerin alanlarının kırmızı boyalı bölgelerin alanları toplamına oranı kaçtır? Bakın arkadaşlar, bu paralel kenarların ikisinin de alanı eşit olacağından şu mor olan yerler eşit. Mor alandan ayrı şu mavi yerlerin toplamı da şu kırmızı yerlerin toplamına eşit olmak zorunda. Bunların ikisinin oranını istiyor benden. Biri işaretlerim.